Merhaba. Selam herkese. Teşekkür ederim. Ha işte evet yani. Pro plan olabilir, Royal Canin olabilir, evet. Selam herkese bu arada. YouTube'a da selam. Nerede kalmıştık en son? Galiba yayın dışı oynamadım. Öyle hatırlıyorum. Preston West Ham şeklinde. Oo, West Ham birinci sıradaymış. Ligin lideri. Biz aşağılardan yavaş yavaş yukarı tırmanmaya çalışıyoruz. Bir yandan da transferler yapmaya çalışıyoruz. Ne alemdeyiz bakalım. Pellegrini kabul etmiş kiralık olarak. Ama biz Retegui'yi asıl bekliyoruz. Bence tam bizlik bir santrafor olan Retegui. Fiziksel teması falan çok iyi. Sıçraması var, kafası var. Budur. Yeteri kadar da hızlı. Balotelli reddetmişti, iyi olmuş. Bir de Maritu kabul etti. Ama maaşı efsane yüksek. Yani şu anda bütün maaş bütçemizi tek oyuncuya vereceğiz. Onu pek istemiyorum. Fakat şimdi Preston'la oynama zamanı. Önce Preston'la maça çıkacağız. Ondan sonra bakacağız. Retegi mi geliyor? Artık kim geliyor? Evet. Hayda, hem İsmail Gutierrez hem de Tavernier formsuz. Hem de Oğuz da formsuz. Bu nedir kardeşim? Orta saha kalmamış takımda ya. Caner Erkin'i orta saha mı oynatsak? Ne yapsak? Peki. Umarım Mert'in formu iyidir. Yok artık. Mert'in de formu kötü. Sorimane geliyor o zaman. Yapacak bir şey yok. Yani inanamıyorum Sorimane ile çıkacağımıza ama. Sorimane geliyor. Şöyle değiştiriyoruz. McNair da formsuzmuş bu arada. McNair yerine de Tisserand'ı alalım. Sonracığıma Yannick Bolasie gaz. Onu... Şimdi öncelikle 10 numaraya hangi oyuncumuzu alabiliriz? Amrabat 70'miş. Amrabat gelsin. Mecbur. Orta sahalarımızın hepsi formsuz çünkü. Başka... Kayrı gelsin. Evet. Maalesef çok zayıf bir orta sahayla çıkacağız ya. Olacak iş değil yani. Neredeyse Emre Mor'u da orta sahaya koyacağım. Öyle bir sıkıntı. Akpom da biraz yorgun. Dinlendirsek mi Fletcher'la? Hadi alalım bakalım. Arkadaşlar Twitch bazen bildirim atmıyor. O sırada size başka bir yayının bildirimini attıysa mesela falan. Böyle uyuz şeyler yapabiliyor. Onun için yapmanız gereken Discord'umuza geliyorsunuz. Bu arada sağ bek yok. Yedeklerde dur. Discord'umuza katılıyorsunuz. Ve Discord'umuzun bildirimlerini açıyorsunuz. Bu sayede Twitch'ten kaçırırsanız Discord'dan kaçırmamış oluyorsunuz. İşte böyle güzel çözümler. Uyuşuk Mühendisi 22. ayı kırmızı kulağı 2 ay kaldı demiş. Aynen öyle kardeşim, sağ ol desteğin için. Selim Üstün'ün de 3. aya hoş geldin Selim. Çok teşekkürler. Sağ ol. Sağ ol, var ol. Evet arkadaşlar, başlıyor maçımız. İnanılmaz. Biraz hızlı geçtik maça. Yağmurlu bir ne akşamı? Preston nerenin takımı? Preston'ın. Evet. Çok kötü başladık. Hemen unutmuşuz. Aman hocam. Bravo. Nordin Amrabat bugün 10 numarada görev verdi Emre Belözoğlu ona. Bakalım bu görevin altından nasıl kalkacak. Engalemelelu. Olmadı, kaçırdı.
Kaçırmadı. Kaleci... Lancashire'daymış. Okey, Lancashire. Güzel. Ah. Orada baskıdan topu alabilseydik iyiydi. YouTube'umuz biraz gecikiyor arkadaşlar bölümler. Biraz tatildeyiz. Bir sıkıntı var daha doğrusu. Çözeceğiz, halledeceğiz. Gelecek bölümler gecikmeli de olsa aman tanrım. Of, atıyordu herif ya. O ne abi? Vallahi atıyordu ya. Olacak iş değil. Yayınımızda teknik herhangi bir problem yok. Öyle değil mi? Drop yok, bir şey yok. Bugün server'ı değiştirdim. Var mı teknik sıkıntılar? Ha, ben YouTube'a söylediğim şeyi diyorsun. Temiz mi? Okey. Biraz kamera hareket ederken ufak şeyler görebilirsiniz. O da olacak. İki PC'miz yok yani. Burada 300 kişiye PES oynayacağım diye yeni bir PC alacak değilim. Aşırı nedense kızıyor size falan. Evet. Haydi bakalım. Sağ ol kardeşim. İyiyim. Sen nasılsın? Bunların ortaları tehlikeli ha. Vallahi. Bozacının şahidi 3. ayı. Hoş geldi. Teşekkür ederiz abonelik için. Sağ ol kral. Mordin Amrabat bugün orta sahada görev verdi Emre Belözoğlu ona. Başka bir de bir şey paylaşmayacağız bu maçla ilgili. Evet, bir spikeri kapatmıştık son maç. Birazcık daha konsantre olayım diye. Hadi böyle gidelim biraz sessizlikle madem. Bakalım belki uğur getirir, totem yaparız. Allah. Soriman'e. Soriman. Topu kaptım. Soriman. Geri açsak mı spikeri? Ne dersiniz? Ah, Fletcher'ın koşusunu göremedim. Ama orada bir koşu var. Onu gördüm. Ah. Can Akin. Allah. Foul hoca. Hoca foul var. Hoca foul var. Foul var hoca. Vurmayalım değil mi? Vurmayalım. Oh. Çok kötü orta yaptım yanlışlıkla. Ama böyle kaparlar topu. Engellemeli. Gaybor. Yanlış tuşa bastım. Video gelecek, gelecek. Bu aralar YouTube'umuzda bir sıkıntı var. Toparlayacağız. Düzelteceğiz onları. Uyuyamıyoruz, YouTube'a video gelmiyor diyenler 10 liraya abone olarak buradan izleyebilirsiniz tekrarlarını, yeni bölümleri. Ya işte her şey para. Kimseye güvenmeyeceksiniz bu dünyada. Yok, biraz önden izliyorlar canım. Twitch'te çok da şey yok yani. Çok da büyük bir avantajı yok. Siz de bedavaya. Sonuçta YouTube'dan sonradan seyrediyorsunuz. Bu öyle bir plan değil bu arada. Sizi buraya abone yapmak için videoları yüklemiyor değiliz. Halledeceğiz. Açıkçası şöyle söyleyeyim, net söyleyeyim. Normalde moderatörlerimizden Sincap Bey bana yardım ediyor o işte. Fakat onun bilgisayarında ufak tefek sıkıntılar oluşmuş. Ben de açıp yükleyebilirim. Ama vaktim yok. Yani hani size yalan söylemeyeyim, üşeniyorum. Ben açıp yüklemekle uğraşmak istemediğim için Sincap'ı bekliyoruz. Çözünce halledecek yani. Neyse, herhangi bir ciddi bir açıklama moderatörlerimizden Sincap Bey diye başlamıyor zaten. O yüzden çok da sorun olmadı diye düşünüyorum. Ah. Tam akıl alıyordum. Ya arkadaşlar. Vallahi.
Vaktim de yok yani. İnanın bana, bilgisayar başına sizle beraber oturuyorum ya. Böyle bir yayıncı düşünebiliyor musunuz? Yani normalde benim burada yayın hazırlıkları falan yapıyor olmam lazım. Bilgisayarımda vakit geçiriyor olmam lazım. Ama o kadar vaktim yok yani. Bilgisayar başına oturuyorum ancak yayın açacak vaktim oluyor. Engamaleo değil, Yannick Bolasie galiba bu. Yannick Bolasie. Bu aç oyun çok kötü olmuş bence ya. Seneye daha güzel yapacağım. Evet, replay de biraz sıkıntı var. Olsun, güzel gol attık. Stadyum modumuz yüzünden replay'i izleyemedik. Maç sonunda izleyelim. Golü hatırlatın. Unutmazsam Allah. Fena geliyorlar. Allah! Adrian. Üf, Adrian. Hatta yani Rakin'in söylemiyle. İnanılmaz. Can Erken. Aa, indirdim sandım ya. Aha. Aa, önde presimiz sonuç vermedi. Foul yok. Aynen öyle, foul yok. Haydi Amrabat. Bravo Amrabat. Lan adamı vurdun Caner. Takım arkadaşını vurdun ya. Çok mu sert orta yaptın? Takım arkadaşını vurdu Caner ya. Biraz sert orta yapmışız. Öf. Abone olanlar var. Onları şimdiden sevgiyle kucaklamıyorum ama teşekkür ediyorum. Allah! Adrian! Birazdan okuyacağım isimlerini. Maç bitince. Can Erkin yine şişirdi. Fletcher yine alamadı. İşte bunları alacak Retegi inşallah. Takım arkadaşını şut çekti Caner. Aynen öyle bir şey oldu ya. Ne oldu öyle ya? Niye öyle oldu ya? Sandalyeden düşen gönül yazar gibi. Şaşırdık olaya. Nüket Duru şaşırması, biliyor musunuz o videoyu? Hiç bilmenize gerek yok. Çok da alakası olan bir durum değil. Aman vallahi atacak bunlara. Savunmaya mı çekilsem? Üf. Bitir hoca. Gökhan. Bu serimizin olayı. Vallahi 1-0 öndeyiz. Fakat tehlikeli geliyorlar. Dikkatli olmamız lazım. Yannick Bolasie'nin koşusu var. Bravo Yannick Bolasie. Aldın, Gaibor'a verdin. Gaibor topu rakibe verdi. Tamamdır. Teşekkürler Gaibor. Yapma. Basit pas hataları bunlar. Ortaları çok tehlikeli derken onu kastediyorlarmış değil mi? Arkadaşını vurabiliyor. Sakatlayabiliyor ortasıyla. Vallahi Tsubasa gibi orta yaptı ya. Arkadaşını sakatladı resmen. Nordin Amrabat. Amrabat kendi gidiyor. Amrabat Can Erkin'e. Can Erkin. Oyunun yönünü değiştirdi. Evet, yerleşen bir Preston savunması. Ama geçeriz bu savunmayı. Ama geçeriz işte, böyle bir pas. İki kişiye de gitmiyor ama Caner. Enteresan şeyler oldu orada. Düdük çıkmadı hakemden. Yannick Bolasie. Vallahi istedikleri kadar kapansınlar. Önde olan benim. Aman.
Oha. Oha, adamın kurtardığı topa bak. Yok ya, oradan döneceğim de geçeceğim. Vallahi geçiyor da. Hop. Yoksa ah. Şimdi birazcık dribling yapıp öyle pas verecektim. Öyle pas verecektim. Eyvah. Eyvah. Aman aman. Aman aman. Evet. Caner yetişemedi orada. Dick Steel oyuna girecek. Caner'i de kenara alıyoruz. Coulson giriyor. Son değişikliğimizi de orta sahaya yapalım. Gamaleo'yu orta sahaya çekelim. Mukayru'ya mı şans versek? Hadi Mukayru'ya şans verelim. Bir dakika. Olası Adana Demirspor'a mı geliyormuş? Çok iyi. İşte bunlar hep bizim serimizin güzel bağlantıları oluyor sonra. Olson yeni girmişti oyuna. Gaz olması lazım. Valla bunlar mı önde ya? Ben mi yanlış görüyorum skoru? Niye bu kadar böyle? Bu arada lan. Amrabat neler yaptı orada? Müthiş geçti ama alamadı. Ah. Çok güzel pas olacaktı chat. Eyvah. Eyvah yedik. Of. Kulüp batacak tabii başarılı olunmazsa, evet. Bak gene ışınlandı falan. Hayır ya. Abi neler kaçırıyorlar, inanılmaz bu arada, ama öyle bir ışınlanma da yok yani. İyi ki yemedim, çok sinirlenirdim. Feci, feci. Ya gene kendi adamımıza vurduk ya. Ay, inanılmaz gol atacaktık. Sorry Mane. Offside. Direkt vursaydım keşke. Vallahi iyi yiyorduk. Aa, faulmüş. 1-0 öndeyim, artık vurabilirim. Hayda. Serbest vuruşçu kalmamış bu sefer de. Akıl mı alsam acaba? Akıl alayım hadi. Biraz yavaş kaldı bolası. Şimdi yersek kötü olacak ama 70 overall'la atamayabilirdim de bu arada. 70 kötü tabii baya. Serbest vuruş için. Sorry Mane. Yannick Bolasie. Bu topu kaybetmeme
Rekoru kırdıktan sonra Amrabat aldığı gibi kaybetti. Allah feci geliyorlar. Yapma be. Bir tane şöyle güzel organizasyonumuzu gole dönüştüremedik bu maç ya. Tam vuracakken yedik omuzu. Güzel dribblingti ama, bravo Bolasie. Bolasie yine çok iyi, bugün de iyi. Lan gol yiyeceğiz. Allah. Bravo. Sen ne ara yoruldun ya? Yeni girmedin mi oyuna? Oğlum adamı alın ya. Bir kişi gidiyor ya. Yemezler. Bravo Engala Melemeli'yi. İyi mücadele ettiniz çocuklar. Hadi bir son dakika sürprizi olmasın aman. Hadi bitirelim şu işi. Şu ortaları yapamıyorum. Yerden ortaları yapamıyorum. O da peste çok önemli. Allah! Hayır, son atak lan! Ne atak yaptılar ya? Hadi kardeşim hadi. Gene 1-0. Ama çok pozisyon ya. Çok pozisyon ya. Vallahi. Çok pozisyon yedik. Vay Mert Onazlı, bu yorum için 2001'e geri gidip gelmişsin. Çok teşekkür ederiz bizimle paylaştığın için. Bolasie'nin golünü bir daha izleyelim. Zaten başka gol olmadı. Bir daha izleyemiyoruz, okey. Hiçbir şey anlaşılmıyor. Pardon, golü geçiyormuş zaten. Tamam, golü bir daha izle. O anlık bir goldü. Stadyum modu yüklediğimiz için uyumsuz çıktı. Bayağı tekrar izleyemiyoruz. Güzel güzel. Galibiyet serimiz devam ediyor. 1-0'lık galibiyet serimiz. İnanılmaz. Bizleri desteklediler. Ahyan Cansalcı 7. ayı. Bobo Pes'i hayatımda en sevdiğim şeydir demiş. Sen nasıl bir klassın? Hoş geldin. Emre KBLT 4. ayı. Hoş geldin Emre. Walk the Moon çıtır abone. Hoş geldin Walk the Moon. Havaregi 5. ayı. Hoş geldin. Filmsiz Yönetmenin 9. ayı. Hoş geldin. Özgür Demir'in 11. ayı. Selamlar abi, bu hafta sonu Poirier mi McGregor mı kazanır? Vallahi Poirier kazanacak gibi geliyor bana ya. Bakalım. Sapık Yamsu abonelik hediye etmiş. Sapık, sen nasıl bir kralsın. Vino'nun 10. ayı, çok teşekkürler. Manovar'ın 3. ayı, merhaba, çok teşekkür ederim. Sağ olun arkadaşlar destekleriniz için. Sağ olun, var olun. Yapma Retegü ya. Yapma Retegü ya. Orada müthiş bir Mert Hakan gördük bu arada. Valla Pellegrini'yi kiralıyorum. Yani yapacak bir şey yok. 22 yaşında Pellegrini'yi kiralayabilirler bence. Bekleneni veremediyse. Maaş bütçemiz de sıkıntılı zaten. Retegi reddetmiş bize. Maritu'ya o kadar maaş vermek istemiyorum. Pellegrini'den de maaş almayacağız. Bence gayet olabilir ya. 6 aylığına mı kiraladık peki? Evet. Hayır. 1 seneliğine kiralamışım yanlışlıkla ya. O da çok saçma olacak. O da çok saçma olacak. Ara transfer döneminden ara transfer dönemine kiralamak müthiş saçma olacak.
Değil mi? Yanlış görmüyorum. Evet. 12. ay diyor. Bakayım buradan değiştirebiliyor muyum? Ha. Şimdi de kabul etmeyecekler büyük ihtimalle. Neyse dur bakalım. Maritu kalsın bakalım bir. Listemize tekrar bir göz gezdirelim. Bir tane santrafora ihtiyacımız var chat. Valla odayı tekrar Karagümrük'ten buraya getirmesi mantıksız olmaz ama yıllık maaşı çokmuş ya. Türkiye'de maaşlar tabii Championship'e göre fena. Augustin diye bir dostumuz var. Nant'tan gelir mi? Bizim istediğimiz oyuncuya benzemiyor ama. Maritu'nun 500... Nasıl 500 alıyor Maritu Çin'de ya? Bizde daha fazla falan saçma. Şu dostumuz 94 hızlanması olan müthiş bir stoper bulmuştuk. Maolida da olabilir chat. Yani yine istediğimiz tarzda böyle pivot gibi bir oyuncu değil ama çok yönlü. 9 milyon da çokmuş ama. Retegi'yi bir daha mı denesek? Retegi tam bizlik be. Valla. Maaşı da uygun. Şuradaki ekibe bakalım. Onuachu Genk'ten gelmemeyi tercih etmişti bize. Ama bu da tam bizlik oyuncu tabii. Aşırı tank gibi adam böyle yani. Cordoba. Cordoba da öyle. Okaka 34 yaşına gelmiş Okaka'da ya. Okaka biraz zor. Cordoba'ya bir bakayım. Yine çok pahalı. 9 milyon aşırı pahalı ya. Onuachu daha uygun mu? Ha, o daha uygun. 6 milyon okey. Şu anki teklifimizden etkilenmedi. 871'e çıkartayım. Hayvanlar gibi gol bonusu veriyorum sana. Bu bonusları da veriyorum. Hatta 950'ye mi çıkarsam? Neyse şöyle bir deneyelim bakalım. Bunun dışında Dorukhan'ın face'ini indirmiştim. Çok iyiymiş bu arada kim yaptıysa. Benteke falan biraz zor artık bu kaliteye. Biraz zor. Bunun dışında bir yedek kaleci de bakabiliriz bu arada. Yedek kalecimiz yok çünkü. Evet. Bağımsız oyuncularda kimler var? Katabileceğimiz. Aşırı kaliteli birileri yok. Kostişin. Sağ bek. Aa bek lazım bek. Bu dostumuz iyiymiş bu arada baya. Baya iyiymiş hatta. Ama şeyi hiç yok ya. Direkt Team Spirit Killer yani bunlar. Ha. Bu dostumuzun da bizim oynadığımızla alakası yok ama o kadar düşürmeyecektir. Bakayım. Çok da iyi değil ama. Escobar isminde bir sol bek yine de çok keyifli olabilir bu arada. Kagawa emekli olmuştur büyük ihtimalle bizde. Hatta geri gelmiştir korkunç bir şekilde. Valla böyle bir oyuncuyu alabiliriz ya. Escobar hem komik olur ha. Ne kadar para istiyor? Şöyle bayağı ucuza getirebiliriz bunu. Gol yememe bonusu verelim. Zaten yeriz. Gerçi çok gol yemiyorum ben. Gol atamıyorum. Öyle bir sıkıntım var. Neyse bakalım gelecek mi? Bunun dışında Kaysedo. Bir ofansif orta sahaya ihtiyacımız var mı? Yok. Uf, bu da iyiymiş ama bu yetenekli bir dostumuz muydu? Grot ismi tanıdık geliyor bana.
Bir ses var, çok yaşlanmıştır ya. Bunların hepsi Team Spirit Killer. Şurada birkaç dostumuz var. Roa. Stiller, Tiago Dantas, Caldeon, Durame. Haydi, Last Cleanse'de. Ama fiziksel temas ve denge yok. Uğurcan pahalıdır, evet. Kiralıkta bir kaleci bakalım. Ha, G Groth ise Regen midir? Kiralık kaleciler kimler var? Eyvah. Regen kaleciler var. 16 yaşında bir Hugo Lloris var mı isteyen chat? Mesela 24 yaşında Nimes'in kalecisi, Nimes'in. Ya da transfer listesine bakalım. Var, tabii ki var isteyen. Hayda, Alisson niye transfer listesinde, işe bak. Şöyle bayağı ucuz maaşlı Hassan diye bir dostumuz varmış mesela. Bayağı da ucuz. Bu dostumuza bakamıyorum şu an. Tamam, kaleciye sonra bakarız. Mert Hakan'ın şu fotoğrafı harika gerçekten. Evet, şimdi West Ham'la oynayacağız. Santrafor işini çözemeden lig lideri West Ham. Of, Adrian formsuz, sıçtık. Yapacak bir şey yok. Sağ beke bir Spence alalım her şeyden önce. Amrabat formsuz. Hadi Bolasie. Bolasie de çok yorgun be. Tüh. Kötü. Kötü kötü. Fıray aşırı yorulmuş. Fıray'ı kessem mi? Hadi bu maç kesmeyeyim. Ben Arfa yine yokları oynuyor. Gaybor'u da kesmek durumundayız. O da çok yorgun girme ama. Ben Arfa yerine Mert Hakan'ı alıyorduk. O da yok. Amrabat da formsuz değil mi? Mert Hakan da formsuz. Amrabat da formsuz. Evet. O zaman Tavernier geliyor. Ya da Gaybor'u oraya çekip ikinci yarı çıkartabilirim. Öyle yapalım. Oğuz'u buraya alalım. Gaybor'u ikinci yarı çıkartırız. Emre Mor sağda. Gamaleus solda. Akpom ileride. Böyle biraz yorgun argın bir kadro. Geçen maç rotasyon yapabilirdik belki biraz Gaybor'u falan. Dinlendirebilirdik bu arada. Tisserand oyunda orta saha oynayamıyor gözüküyor ya. Yoksa oynatırım. Ama çok düşüyor işte. Mukairu gelsin buraya da. Fry ve Gaybor'u dikkatli inceleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Kamidici 8. ayı. Hoş geldin Kamidici. Maçı başlatayım, hemen geliyorum. Çok iyi. Ofansif bekleri çıkartmam lazım. West Ham bizi parçalar. West Ham bizi parçalar. Zor maç chat. Haydi bakalım. Spikeri birkaç maç dinlendirmiştik. Açalım bu maç. Ciddi maç. Ben de çok konuşmam. Eğer iyi giderse. Spiker de duyulsun. Maç başladı. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. Sezonun ikinci yarısında ilk mücadeleyle sizlerleyiz. Başlıyoruz. Ngamaliu ikili mücadeleden galip çıktı. Ngamaliu defanstan sıkı çok kötü koşu yaptı ya. Biraz formalar mı karışıyor? Önde basıp rakibin top yapmasına izin vermiyorlar. O ortada iyi sürükledi. Söktü aldı topu. Savunmak için canla başla mücadele etti orada. Ngamaliu. Emre Mor. Emre Mor.
Felipe Anderson ileri uzattı. Emre Mor. Topla hareket halinde. İzin vermedi ha. Oyun alanı dışına çıkıyor. Middlesbrough son maçlarında oldukça iddialı bir tablo çizmişti. McNair. İsmail Gutierrez. Caner Erkin. Topu iyi çekti o noktada. Ve Caner. Uzun bir top. Ve bir şut. Ve gol! Top ağlara gidiyor. Gol oluyor değerli futbolcu. Caner! Tribünlerde coşku var. Gol anını yaşıyoruz. Erken orta keyfi. Düzgün bir vuruş çıkardı. Topu ağlarla buluşturmak onun için çok da zor olmadı o noktada. Üf. İnanılmaz. Yine dev öldürücülüğümüze devam ediyoruz. Daha da dikkatli olmamız lazım. West Ham United geçen haftaki maçından 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. İyi oynadığı mücadelede 1 puana razı gelmişti, hatırlayacaksınız. Oğuz Güçtekin. Aa! Benim adamım sandım. Sağdan etkili geldiler. Etkili biraz ak olabilir. Lan yetişemedik adamı. Ya Caner gibi kesemedin tabi. Ekpuma bir uzun top. Oh yeah. Vallahi başardım. Endamaliu. Çizgiye yakın, şimdi bir orta şansı. Allah be, güzel de geldi ha. Güzel geldik oraya kadar. Tehlikeli olabilir. Ve Antonio. Ece. İyi misin? Ha tamam, okey. Bir şey mi dedin? Tamamdır. Antonio. Ve Antonio. Bir kafa. Ece yapma ya. Hemen suçu atıyor falan. Sana seslenin derken gol yedim ya. Anladım, seni hiç etkilemez. Güzel gol. Atılan bu gol maça yeni bir boyut kazandıracak kuşkusuz. Şimdi işler farklı olabilir. Oğuz Güçtekin. Caner Erkin. Balbuena kayarak bir müdahale. Önemli bir müdahale yaptı orada. Valla. Devam ediyor atak. Tehlikeli bir pozisyon. Şut şansı olabilir. İsmail Gutierrez. Topu kimse alamadı ayağından. İsmail Gutierrez. Çok dikkatli o noktada. Evet evet, Caner gibi orta açamadın dedik, hemen cevap verdiler çok güzel bir ortayla. Ne yapıyorsun ya birader, ne yapıyorsun ya? Öf be, oyunun attırdığı gol, nefret ediyorum ya, aman. Öf.
Bu ne? Bu ne yani? Döndüm çoktan. Birader mi dedi? Ha. Yok böyle bir saçmalık ya. Bu ne abi? Çoktan dönüyorum orada ya. Tank mısın ya? Tır mısın ya? Tır dönüyor sanki ya. Sakin olmam lazım. Gol yedim. İki pasta gol atmaya kalkıyorum. West Ham United gol arıyordu. Tabii oyuncunun özellikleriyle alakalı bu arada. Hani animasyonu kötü gözükebilir ama aslında kötü bir top kontrolü golü o yani. Ama işte basıyorsun gitmiyor herif yani. İnsanlar bu yüzden PES oynarken ayar oluyor. Özellikle FIFA'dan sonra. Dönmüyor abi oyuncular. Dönmez tabii. Çevikliği 30. Ah. Creswell ileri oynuyor. Öne doğru gönderiyor. Kufal. Tüh be, müthiş başlamıştık. Creswell. Bu ikinci gole çok tadım kaçtı. 1-1 okey de. Gayet güzel gol yemiştik. Şu gole keyif kaçtı biraz. Oğuz Güçtekin. İsmail Gutierrez. Evet. Creswell. Anlaşamadı iki oyuncu. Yerinde bir müdahale son anda. Sakin, sakin paslar. Anderson. Üf, çok severim, iyi topçudur. Saicedo, hatırlayacaksınız son maçında ilk yarıda attığı voley golüyle offside dengeleyen isim olmuştu. Filip Anderson. İyi bir top, şut şansı. Üf. Xbox gamepad'i kullanıyorum. Suçek ikili mücadelede faul yapıyor o noktada ve karar serbest vuruş. Top gönderdi ama hedefe ulaşmıyor. Meremede. Felipe Anderson. Aa evet, mavide bıraktık. 0-0'da defansif başlıyorum büyük takımlara karşı. Sonra da golü atınca değiştirmedim. 2 gol yiyince değiştirmeyi unutmuşuz. İyi ki haber verdiniz. Şimdi normale döndük. Gaybor aşırı yoruldu bu arada. Çıkaramadı devreyi. Oğuz Güçtekin ileri uzattı pasını. Kaleye doğru. Top dışarıda. Aldım defansiften. İstediği noktaya gönderemedi topu. O oyuncu niye koşmadı ya? Bowen sürüyor topu, orta şansı. Kaleye doğru. Dev öldürücümüz sıkıntı çıkardı. Evet, çok iyi başlamıştık maça. Fakat sıkıntı. Gaybor. Yani çok basit. Bu kadarını yapmamız lazım. Creswell ileri uzattı topu. Pablo Fornals. Middlesbrough geçen hafta puan koparmayı başarmıştı ligde. Bu istikrarı sürdürmek istiyor. Sürdürüyor. İçeri kesti. Sürdürüyor.
Çok iyi denk geldi. O sürdürüyor. Ama çok ekstra bu ya. Buna yapacak bir şey yok yani. Evet chat, artık yapacak bir şey yok. Farkı gitgide açılıyor. Bu vuruş karşısında kalecinin yapabileceği pek bir şey yoktu desek yanlış olmaz. West Ham United tamamen hakimiyet kuruyor rakibinin üzerinde. Değerli futbol severler, bulduğu 3 farkla rakibini oldukça yıprattı. Kaleye doğru. Top dışarıda out. Drop mu verdik? Okey miyiz? İleri uzattı. O da giriyordu bu arada. Emre Mor. Fiziksel olarak iyi durumda son haftalarda. Karşılıklı top kayıpları var. Kaleciden 3. bölgeye doğru uzun bir top. Oğuz Güçtekin. Top kontrolü güzel. Gaibor. Gaibor. Tehlikeli olabilir. Emre Mor. İyi sürükledi orada. Bir orta yerden. Orta alanı çabuk geçiyorlar. Atak fırsatı doğabilir. Kesti pası. Antonio. Pozisyonu kovaladı orada. Yapma. Pablo Fornals. Son maçında takımına liderlik kapısını aralayan mükemmel golü rakip kaleye gönderen isim olmuştu. Boş alana doğru gönderdi. Bowen. Spence. Sağdan etkili geldiler. Orta şansı olabilir. Emre Mor. Bir müdahale var o noktada. Ya topu aldı artık. Nereye koşuyorsun ya? Allah be. Her şey atsam ne olacaktı işte. Antonio. İleri üçte pas bekliyor. Antonio. Boşluk arıyor. Antonio. Bir şut. Abartma ya. Finali buluştu değerli futbol severler. Tribünler coşkulu. Tribünler. İsabetli paslar golün habercisi gibiydi. Organize atak golü getirdi. Gerçekten çok ama çok etkileyici. Evet chat. Golünü attı ve hat-trick yaptı. PES'te de simüle etme yok. O yüzden oynayacağız. Evet, devam ediyoruz. Olası. Yerden ortalıyor. Tamam de. Kendi kalesini bana yardımcı oluyordu AI. Defans attı. Topun geçmesine izin vermiyor. İleri oynadı. Felipe Anderson. Of. Şimdi. Tarihi hezimet olacak ha. Bir vuruş. Olmuyor, sonuç çıkmıyor. Kaybedecek bir şeyimiz var. Kovulacağız. Adam neyi kaçırdı ya? Çok net 6'ydı yani. Hemen de yıkılma ya. Bir tane pas vereceğiz. Hemen de yıkılma ya. Pas yerini buldu. Baskıyı arttırıyor fakat destek lazım. Top
topun geçmesine izin vermiyor. İsmail Gutierrez. İsmail Gutierrez öne doğru uzatıyor. İyi sürükledi orada. Olasi. Pas ver, pas. Right, ademede başarılı. İsmail Gutierrez. Atpon. Top dışarıda out. İyi vuramadım. E hadi geç ya. Bowen. Yerden bir orta geliyor. Devam ediyor atak. O ne ya? West Ham United takım halinde hata olgunlaştırmak istiyor. Top gerilere kadar geldi. Ve Bowen. Geçit vermediler orada. Tam bir Caner. Sinirlenişi ve pas verişiydi bu arada. Oğuz Güçtekin. Akbon. Ya nasıl offside'de olabilirsin? Neredeyse orta sahadayız ya. Gerçi aralarında bir korelasyon yok, pardon. Zaten oralarda offside oluyor. İleri uzattı. Oldukça kritik bir müdahale geliyor o noktada. Golasi. Tabii olur. Maçın son anları artık. Gözler dördüncü hakemde. Middlesbrough galibiyet serisi sona erecek gibi görünüyor bu mücadeleyle. Erken bir orta. Top hedefi bulmayacak gibi. Ve Bolasi. Bolasi. Uzaklaştırdı topu. Kufal. Antonio. Bowen. Balbuena. Futbol tipi. Antonio. Futbol tipi ne? Oğuz Güçtekin çaldı topu. Saicedo. Diop. Saicedo öne doğru uzatıyor. Önlemesine bir pas attı ama nereye? Hoca foul artık ya. Işıklı tabelada 2 dakikalık ek süre işaret edildi. Top hedefi buldu, kritik pozisyon. West Ham United. Adamlar ne öcü aldı be 1-0 olduktan sonra. Resmen gol attığımıza pişman ettiler ya. Adamlar bizi yok etti ya. Böyle bir şey olamaz ya. Spiker uğursuz mu geldi acaba hakikaten? Ne oldu öyle? Evet bakalım transferlerimiz ne oldu? Yavaştan trade deadline'a da aman. Trade deadline diyorum. Transferin son gününe de geldik. Pellegrini okey. 6 aylığına kiralamışız. 10 açıyor. Geliyor. Güzel. Şimdi Pellegrini'den önce bir Onaçu'ya 1 milyon maaş verelim mi? Bence verelim ya. Tam bizim aradığımız oyuncu. Sırtı dönük.
Kafa toplarında iyi. Bol bol orta yaparız kendisine. Yapıştırdım Onaçu'yu. Sol bek'e ihtiyacımız yok gibi. Escobar'ı iptal ettim. Pellegrini'yi de aslında kiralayabiliriz. Yedek santrafor olarak. Bu tabi saçma sapan oyuncular bulduk. Belhanda aslında gerçekçi olabilir. 33 yaşında Belhanda. Galatasaray'dan da ayrıldı. Adana Demirspor yerine bize geldi gibi bir şey yapabiliriz. Ben Arfa'nın yedeği olarak. Vallahi olabilir. Ama maaşı çok değil mi? Evet, maaşı inanılmaz ya. Yani şöyle yapsam 650'ye düşüyor. Onu da bile oyuncu satmam lazım. Deneyelim. Şöyle iyice düşürsem belki gelir. Şunu da abartalım. Eyvah. Son transfer denemesini onunla mı yaptık biz? Evet, bize gelen tekliflere bakalım. Bolesi'yi satamam. Engalamaleyu satamam. İyi de para veriyorlarmış yalnız ha. Maaş almaz. Oğuz dışında evet. Ya satmak istediğimiz oyuncuların hiçbirine teklif gelmedi. Fletcher'ı listeye ekledik, gelmedi falan. Vallahi olacak iş değil. Evet. Şimdi bundan sonra transfer sezonunun son gününü oynayacağız. Belki bir sağ bek iyi olabilir. Chat. Bir sağ bek. Belhanda kabul ederse Ben Arfa yedeği Mert Hakan'la birlikte orta sahaya katkı gayet olabilir. Belhanda'ya çok ihtiyacımız da yok gibi ama. Gerçi Ben Arfa formsuzken bayağı kimseyi oynatamıyoruz orada. İleride şimdi iki tane çok iyi opsiyonumuz olacak. Fletcher'ı satabilsek iyi olurdu. Evet, bir tane sağ bek iyi olur ya. Sağ bek zayıf, iyi orta yapan Caner gibi sağ bek. Madem kanat oyuncumuz da var artık. Öyle yapalım. Öyle yapalım chat. Son gün ona bakacağız. Şimdi maça geçmeden ben kısa bir ara vereyim. RSE 07'nin 25. ayı canım kardeşim. Çok teşekkürler, hoş geldin. Sağ olasın. Karşı var abi, çok savaş ne zaman demiş, çok teşekkürler. Onun da 7. ayı. Sağ olsun, var olsun. İzlediniz mi Soğuk Savaş? Evet, şimdi kısa bir ara. Gerçekçi olsun diye orada tutuyoruz. Gerçek de olsa orada bir kaleci olacak sonuçta. Birazdan buradayım. Size biraz komik anlar açayım. Geldiğimde maç ve sonra transfer sezonuyla birlikteyiz. Merhaba, geldim. Eman'ın abisi Çetin 16. ayı. Hoş geldin. 16 aydır desteklediğin için. Burak Çiftçi'nin de ikinci değil dördüncü aya hoş geldin Burak Çiftçi, merhaba. Teşekkür ederim. Gelmedi değil mi Şeyda? Oh be, gelmemiş. Evet, herkes formsuz. Gutierrez. Oğuz yine sendeyiz. Uf, iki stoperden. Stoper de alsak iyi olurdu aslında. Stoper ve sağ bek. Hem Bolasie hem Emre Mor formsuz. Fark yedikleri için olabilir. Sağ bek bence de almak lazım ya. Okey.
Okey, daha santraforumuz gelmedi tabi, onayladık ama. Haydi bakalım. Uf, ne güzel şarkılar çalıyor böyle ya. PES FIFA Global iki takıma da başarılar diler. İyi seyirler. PFG stüdyolarından herkese merhabalar, mutlu günler değerli futbol severler. Ben spikeriniz Arda Emin Zevkliler. Değerli yorumcularımız Çağatay Kuş ve Erol Kopuz eşliğinde mücadelenin anlatımı boyunca sizlerle olacağız. Bakalım nasıl bir mücadele göreceğiz bugün sahada. Dileriz keyifli bir maç olur. Evet, bir hatırlatma yapalım. Mücadelenin hemen ardından bu maçın ve günün diğer maçlarının özeti. Efe bir kafa. Nasıl vurdu ona ya? İlginç. Nice. Akpom'u da nasıl keseceğiz şimdi ya? Chat, Pellegrini de aldık. Ben Arfa. Allah ha. Fischer. Ve ben Arfa. Çok güzel geliyorduk bu arada. Countlisti son maçlarında oldukça iddialı bir tablo çizmişti. Allah. Walker. Bravo. Ve Nordin Amrabat. Williams uzaklaştırdı. Çıktı. Top oyun alanı dışında. Exolina hoş geldin. Kaleciyle karşı karşıya, kaleye doğru. Oh lan be Ekpom. İkinci fırsat. Nereye vurdum? Top dışarıda out. Ah be Ekpom. O ne ya? Of Manuel. Yok, PES 2022 denemedim. Eğer network testini diyorsan onun PES 2022 olmadığını söylediler. Alakası olmayacakmış yani. Sadece network testi o. PES Mobile'ın bir piece şey build'i. Konsol build'i o. Ligdeki istatistiklere göre savunma yollarında en fazla sıkıntı çeken takım. Devam ediyor atak. Ve Caner. Dabo şimdilik savunmasını rahatlatıyor. Middlesbrough son turdaki o talihsiz yenilginin ardından pozitif bir başlangıç arıyor haliyle. Son tur mu? Nerede yenildik ya? Vallahi Emegara vurdu ya. İyi karşılıyor orada. Yapma, yeme o omzu işte. Omzu yeme. Middlesbrough önde olmanın da vermiş olduğu bir avantajla oynuyor. Bakalım maçın devamında neler olacak. Dabo. 5-1'den var. Tur muydu ki o ya? Aman çocuklar. Uf, çok. Bu arada o neden zor kurtarıldı mesela kaleci tarafından? PES'te o da var, çok iyi. Kalecinin görüşü diye bir şey var. Görüşünü bloke eden başka oyuncu varsa öyle sekanslar yaşanıyor. Hoca! Evet,
Yani. Oyuncular hakemin etrafını sardılar ama bu itirazlar sonuç vermeyecek. Kişi pek müsait değil ama kaleye de vurabilir. Kaleye nasıl vurayım buradan ya? Topa etkili vuran isimler var. Futbolcular topu. Haydi Caner. Ah. Korner beklentisi vardı ama yardımcının da... Korner yok mu? Out kararı çıktı, evet. Güzel orta kesti Caner bu arada. İşte buralarda yeni transferimiz efsaneler yaratacak. Ben Arfa. Top kalecinin kontrolünde. Ohare. Dabo öne doğru uzatıyor. Ohare. Erken gelen bir gol. Az önce sessizliği bozan gol gelmişti ve skor 1-0 şimdi. Maç devam ediyor. Caner Erkin. Öyle bir pas attı ki Caner. Kendi takım arkadaşı bile zorlandı. İçeri kesti. Bir atak devam ediyor. Kaleye doğru. Aa, girdi sandım. Hayır. Ah. Engambu. Hamer. İleri uzattı topu. Ama bravo. Bravo Oğuz. Nordin Amrabat. Tehlikeli bir pozisyon. Şut şansı olabilir. Çok kötü ortaladım bu. Aşırı kötü orta yaptım. İzin vermedi orada. Köşe vuruşu. Ay nasıl girmedi hakikaten ya. Haydi Caner ön direk. Arkaya. İndirin biriniz. Ve şut. Oh. Ezinin hamlesi var o noktada. Hoca. Amrabat. İçeride top bekleyen isimler var. Ve Oğuz Güçtekin. İçeri doğru uzun top denemesi. Ah ulan be. Baskı 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 baskı. İşte bu kadar be. İşte bu kadar. Ve ben Arfa. Her iki takımın da topa sahip olma oranları eşit görünüyor. Caner Erkin. Pas yerini buldu. Şimdi bir şans. Engama Liu. Şut gelir mi? Lan. Caner'e atmıştım ya. Güzel 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 güzel. Haydi Caner ön direk. Arkaya vurulan gol ya, penaltı. Baskı 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 baskı. Uf. Yeah. Engando. Vallahi penaltıydı ya. Önde ve ilk yarıda oyuna hakim olan taraf. İki kişi nasıl alamadınız onu ya? Bravo. Nordin Amrabat. Orta alanı çabuk geçiyorlar. Atak fırsatı doğabilir. Pas için yokluyor. Şut şansı. Kritik bir müdahale geliyor. Yok artık be. Caner Erkin hızla ilerliyor topla birlikte. Maç kaleci vuruşuyla sürecek. Nasıl kaçırdık onu ya? Hoca! Aşırıklı top kayıpları var. Ve Caner. Yerden kavisli. Allah! Fazla basmışız. Ve düdükle birlikte
Ya bu kadar baskıya ikinci golü bulmamız lazımdı chat. Heyecanlı bir maç oluyor. İkinci yarıda bu heyecanın devam etmesini diliyoruz. Middlesbrough ilk devrede kontrollü bir oyun sergiledi diyebiliriz. Kaleye doğru. Gol! Top pilelerle buluştu değerli futbol sever. Ne zaman da rakip atsa uzatıyor ya gol sevincini. Oyunun canı evet gol istedi ya oyun. Olacak iş değil ya. Bu baskılı ilk yarıdan sonra yeni bir boyut kazandıracak kuşkusuz. Olacak iş mi ya? İşler farklı olabilir. İyi misin? Petiton var. Şeyi koydun mu dolaba? Hadi bakalım. Ne olur. Hadi bakalım. Hadi başarabilirsin. Hadi bakalım. Ve bir şut. Dışarıda. Ne olacak iş değil ya. Nasıl yedik ya? Müthiş geriden gelip müthiş vurdum o kafayı yalnız. Hammer. Hammer. İleri uzattı pasını. Engama Liu. County listi yönetimi olumsuz sonuçlardan sonra... Geç ulan! Geç işte ya! Geç ya! Williams. Hayır Haku çıksın dışarı ne olur. Teşekkür ederim. Biraz örter misin? İleri uzattı. Edpum. Falan. Ah be güzel düşünceydi ama chat değil mi? Ben Arfa. Pas farkla kaçıyor. Belki de sizin daha iyi. İsmail Gutierrez ileri oynadı. Caner Erkin içeri doğru bir kafa. Nasıl ya? Şimdi tehlikeli bölgeden çıkarttı. Geriye oynadı. Caner. Yapma ya. Kaleci ne yapıyorsun ya? Ve Caner. Uzun oynadı. Ah. Sakin ol ya. Zorluk süperstar full manuel. Arada bir hareketlilik var. Evet, bir oyuncu değişikliği yapılıyor. Yardımcının uyarısıyla orta hakem pozisyonu offside olarak değerlendirdi. Gönül. Abonem rica etti, kıramadım. Kaleci çıktı yumrukladı topu. Kaleci bu arada takım arkadaşını da yumrukladı kaleci. Oğuz Güçtekin. Countristi. Oğuz Güçtekin. Ve ben Arfa. İyi fırsat. Aa! Topu unutup nasıl geçtim oradan? Falan. Adam niye koşmadı ona ya?
Spence geçen maçta da ilk 11'de başlamış. Hoca! Evet, Scarafo. Hakem ismini aldı ve sarı kartı aldı. Ah. Ah, nice. Ve Oğuz Güçtekin. Nordin Amrabat. Zekice bir pas. Değil zekice ya. Değil ya. Oyuncu değişikliği için işaret geldi şimdi. Değiştirdim Mert Hakan'ı şimdi. Bir de Mukayru'yu aldık. Ohare golün asistini yapan isim. Bir orta şimdi. O ne yaptı ya? O niye dışarıya doğru? Çelde. Hayır Oğuz. Hoca bu net foul bu arada. Önemli bir pozisyon. Ya bu net foul'du ya. Kale önüne doğru. Evet, istediği gibi gitmiyor top. Ve oyuncu değişiklikleri gerçekleştiriliyor. Evet, hakem ona işaretini verdi. İki değişiklik. Çocuklar hücuma aldım. Risk alıyoruz. İleri uzattı. Ve Nordin Amrabat. Yapma Spence. Çok basit. Oğuz Güçtekin. Ah, güzeldi. Newton. Hiya. Williams. Pesk. İleri uzun oynadı. İyi karşıladı rakibini. Edpum. Ya geçirmer o pası. Şut şansı. Uzak noktaya gönderiyor. Tehlike savuşturuldu. Nordin abi. Ne işin var orada? Bayrağına takılıyor. Kaleciden 3. bölgeye doğru uzun bir top. Baskı yapsın diye basmıştım o tuşa. Mukayru. Ve Caner. Erken bir orta. Volkuş. Atak etkili. Ay, aktarabilirdi pası. Fırsatı kaçırdı. Son bölümlere giriyoruz. Caner Erkin ilerliyor. Yapma Caner. James ileri oynadı. Oğuz Güçtekin. Ve Nordin Amrabat. Bayrak kalkmadı. Bir şut. Ah! Bir tehlike savuşturuldu. Nasıl? Mert Hakan. Ah!
Çok zor arkadaşlar kaleyi tutturmak. O yüzden hep kalecinin üzerine vuruyor gibi oluyorum. Çünkü kaleyi tutturmak çok zor. Countristi biraz fazla oyaladı topu ayağında orada. 4 dakikalık uzatma eklendi karşılaşmanın sonuna. Akbo. Caner nerede? Newton. Ve son düdükle birlikte 90 dakikalık futbol keyfi sona erdi. İki takım da müthiş mücadele etti. Bu maçtan nasıl iki gol çıkartamadım ya? Plase vuramıyorsun full manuelde arkadaşlar. Çok zor yani, falso verilemediği için plaseler imkansız gibi bir şey. Anlatıyoruz değerli izleyiciler. Maç sonunda PFG Tribün programı sizlerle olacak. Maçın geniş özetini ve değerlendirmelerini izleyebilirsiniz bu programda. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın. Güzel gol. Ya bu nasıl girmez ya? Bu müzik de uyumlu oldu arkadaşlar bu arada. Ya bunu kurtardı ya, of. Bu müzikle daha iyi. Blooper reel gibi oldu. Ya şu saçma sapan golü bir daha izleyemem, kusura bakmayın. Arkadaşlar geçen sene full manuelsiz oynadık zaten. O seriyi de izleyebilirsiniz. Oh. Ya şu ya, oha ya. Gerçekten bu müzik de çok komik oldu bu arada. Onu kurtardı ya. Sonra bu var. İşte direkt üzerine vurmuşum işte Manuel. Kaleyi tutturamama korkusuyla kalecileri iyi oynadı diyelim. Evet. 10. sırayla aramızda 3 puan var. Yakın bir lig. Deadline Day. Ben Arfa ciddi iyi oynadı. İşte o geliyor. Pellegri. Yedek santrafor. Niye Onuachu değil de Pellegri bilmiyorum ama. Arkadaşlar bu sene yükselme gibi bir hayalimiz yoktu zaten. Evet, Pellegri geldi. Ben Arfa sakatlanmış. Berlanda kabul etmiş. Onuachu ve Pellegri geldi. Deadline günümüz. Evet. Belhanda'yı alsak mı almasak mı? Ben Arfa alternatifi olarak alabilirim aslında. Mert Hakan o zaman biraz taca çıkıyor ama. Boşuna mı aldık Mert Hakan'ı? Almayayım değil mi Belhanda'yı? Mert Hakan halleder. Yedek kaleci almamız lazım. Şöyle düşük maaşlı. En düşük maaşlı bu dostumuz gibi. Hassene bir bakalım. Alamıyoruz. Kiralayacağız mecburen.
Ya da daha da düşük maaşlı var mı? Grabara var. Bu ismi nereden hatırlıyorum? FM'de mi kullandık acaba? Yani o da iyi kaleci değil ama. Moyano. Neyse, Grabara gençmiş. Çok pahalı ama bu ne böyle ya? Ha, Liverpool oyuncusu. Bizde Polonya'daymış. Blaszewicz, Moreira, Fracaro, Altamirano şeklinde ucuz opsiyonlarımız var. Ama kiralamak daha mantıklı galiba. Diaz diye de bir dostumuz varmış. Bu da 24 yaşında, bakayım. Ucuz mu? Ucuz. O da teklifimizden etkilenmemiş. O yüzden onu da almamız zor. Geçelim o zaman. Maaş sıkıntısı yaşıyoruz maalesef, oyuncu satamadığımız için. Kiralık bakalım bir tane yedek kaleci. Şöyle regen olmayan, 16 yaşında bir Hugo Lloris olmayan. Ama genç bir kaleci, gerçekçi olsun diye. Bu Diaz var yine. 6 aylık. Kardeşim, listeye eklemişsiniz. Neyinden memnun değilsiniz ya? Ver bana bunu. Yedek kaleci. Sağ bek lazım. Okey. Oh be, Fletcher'a teklif gelmiş. Ya umarım kalkar. Yine harika bir Mert Hakan gülümsemesi vardı bu arada arkada. Ama saat yetiştiremeyeceğiz gibi. Şu Diaz'ı bir alalım. 8 saat kalacak bu durumda. Büyük ihtimalle Fletcher'ı satacak sürem olmayacak. Kayrıya gerek yok. Sağ bek bakalım. Yani yine maaş bütçesi sıkıntılı ama boşta kimler var? Bunların hepsi Team Spirit öldürücü dostlarımız. Ha, bu olabilir. Donati 33 yaşındaymış o da. Bu olabilir. Dickman. Bu da kötü bayağı yani. Ya maaşımız yetmez Marcinho ya da Guga'ya büyük ihtimalle. 300-400 bin maaşımız var. Yani iyi bir oyuncu alamayacağız. Kiralayabiliriz en fazla. Şurada bir bayağı ucuz bir dostumuzu gördüm. Bu maaş ne böyle? Çok ucuz. Lig 2'de oynuyor. Sadece 22 yaşında. Değeri çoktur. Evet. Değeri çok ama böyle bir oyuncuya da para da verebiliriz aslında. İtalya'da Serie B'deymiş, pardon. Yok pardon, İtalyalı, Fransa 2. liginde. İtalyan, İtalyalı falan diyorum, iyice saçmaladım. Yavaş ama ya. Yavaş, o yüzden geçtim onu. Lotomba var. Değirmenci, bütün serimiz boyunca bunu konuşuyoruz ama ben gameplay, yani oyunu oynanış açısından PES'i CPU ile bilgisayarla oynarken daha başarılı buluyorum. Daha gerçekçi buluyorum diyeyim ya da. Online, hani Ultimate Team gibi modda FIFA hakikaten eğlenceli. Bu modda birazcık daha başarılı bulduğum için PES oynuyorum. Ama FIFA'nın kariyer modu birazcık daha şekilli, şukullu, daha fazla özellikli falan tabii. İkisi de iyi değil yani. Kelvin bu arada. FM'de de vardı. Dostumuz. Genelde aynı oyuncuları almıyoruz ama karşımıza çıkarsa reddetmiyordum. Fakat bu maaşla çok zor ya. Kim, 16 yaşında bir an falan mı? Daha emekli olmamış. Hashioka. Japonya'dan. Hızlı. Fiziksel teması var. İlginç bir şekilde kafa topları da var bu arada. Hatta pası yok. Topu süremiyor falan. Stoper bu ya. Yalan söylemişler size. 1.82'lik bir stoper bu dostumuz.
Oo, çok uygun biri var Çin'de. Gerçek değil mi acaba bu? Ha, 18 yaşındaysan şeydir. Regen'dir. Yine çok uygun bir maaşla. Çok hızlı ama fiziksel temas yok. Dengesi var. Top süremiyor. Tabii ratinglerde iyice düştük. Yine de okey. Birini bulabiliriz gibi. Bu maaşlara. Maaş ekleyebiliyor muyum buraya? Allah ekleyebiliyorum. Süper. Hocam Max. Bak. Bir dakika. Ha evet. Max. 399 maaşı olan dostlarımızı göster bana. Aynen ya. Oh be şöyle. Ne acı çekiyoruz be kardeşim. Şöyle hızlı olan falan kimler var? Saatçiyi geçelim. O iyi gelişmiş ha. Şöyle çok pahalı olmayan 2-3 milyona çözebileceğimiz. Oha 93-94 çok iyiymiş. Kalulu. Transfer bütçesini maaşa aktaramıyor oluşumuz o kadar saçma değil arkadaşlar. Düşününce ani nakit akışıyla seneye yayılan nakit akışı arasında fark var ya. Gerçekte de aslında aktaramıyor olman lazım yani. Hani sene içerisinde ödeyebileceğin şeyle o sırada ödeyebileceğin para arasında fark var normalde. Ama tabii transfer bütçesinden maaşı aktarabiliyor olman lazım tabii, o ayrı bir konu. Belki tam tersi saçma olurdu da. Biri cash para, biri gelirlerin üzerinden bir şey yapıyorsun yani. Aynen doğru. O yüzden öyle aşırı mantıksız değil bunu değiştiremiyor oluşumuz ama normalde cash parayı hani senelik maaşa belki aktarabiliyor olman lazım ama o da şöyle aslında düzenli gelirine göre maaş bütçeni belirliyorsun ya. Hani o da ayrı bir konu. Evet, taksit durumu da var falan filan yani işte belki hepsini değil de bir kısmını aktarma, FM'nin yaptığı gibi bir şey mantıklı olabilir. Belki de senin için daha iyi. Böyle bir dostumuz var, Holm. Ulan bu da stoper ya. Yine sağ bek diye kandırmışlar dostumuzu. Çok hızlıymış ama 1.91 boyuna rağmen. Vallahi bulamadık gibi uyguna birini. Şöyle yüksekten paslarını arttırırsak biraz. Bayağı bir düşer diye düşünüyorum. Şimdi bakalım. Kandil. Puente. Bunlar gerçek oyuncu değil. Değil mi? Jevons da büyük ihtimalle gerçek oyuncu değil. Rahmi. Evet. Sıkıldınız mı? Şöyle bir arama yapayım bir de. Biraz ortasını düşürelim ama hızlı olsun. Böylece stoper çıkmasın. Yani pahalıya var. Cabore'ye 5 milyon bayılırsak Cabore'yi alabiliyoruz mesela. Çok hızlıymış bu arada. Aslında olabilir gibi Cabore. Bakayım. Bir milyon
Niye istiyorsun sen ya? 300 bin maaşın var senin. Oha, bu maaş ne lan? 33 bin euro alıyor adam sadece. Hemen yapışayım ben sana. Bu da çok istemez herhalde. Aşırı ucuz ya. Aa. Etkilenme. Tabii tabii, al sana bu kadar para. Çok iyi ya. Aşırı uygun. 200 euro da çıktığım maç başına para. Biancone sana kardeşim benden. Yeah, kabul etti tabi. Valla fena oyuncu da değil ha. Biancone'ye gayet okeyim. Evet evet. Valla süper oyuncu. Savunması biraz zayıf ama sorun yok. Evet. 4 saatimiz kalacak sadece. Bir stoper alabiliriz bu sürede. Evet. Hızlanması 77. Top kazanması da 75 olan. Ve boyu da, boyuna gerek var mı? Boyuna da bakalım, evet. Nerede boy? Evet. Boyu da en az böyle 1.85 olan. Böyle bu hızda gitmek zorunda mıyım ya? Dostlarımıza bir bak. 10 kişi çıktı bu maaşla. Borç etti. Regen. Bu da gerçek değil. Geri kalanı da evet. Palmer Brown diye bir dostumuz çıktı. Yani. Bu da Regen. Biraz fazla abarttık. Hızlanmayı biraz düşürebiliriz. 16 kişi oldu bu maaşa. Çalus biraz pahalı ama çok iyiymiş. Direkt ilk 11'e yerleşir yani. Ama olmaz. Bu regen. Bu gerçek değil. Bu regen. Niakate. Güzel. Güzel. Hem de sol ayaklı. Süper. Ama maaşı ikna edemeyeceğiz seni. Evet. Şöyle bir maaşa çekmem lazım. Bunu da kabul etmezsin. Altyapılar regen oluyor ya. Valla şu Palmer Brown'u alabiliriz. Ama o da Team Spirit'in ağzına sıçacak. Mecbur kiralık listesi yapacağız chat. Maaşı sallayacağız. Playlist Epidemic Sound isimli web sitesinde jazz playlisti olarak bakabilirsiniz. O 17 yaşında bir K50 yine böyle gözüküyor ama. Türkiye'de doğmuş. O bizim Tosic mi lan? Geri gelmiş. Evet, hepsi ricam bunların. Şu oyuncu gerçek mi? Bakar mısınız? Real P. Drop mu verdik? Aman. Real P gerçek mi? FM'yi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yetiştiremezsek
Biraz gecikmeli gelecek. Leonardo Realpe, okey. Buna bir bakabilirim. Bu ucuzmuş çünkü. 22 yaşında gerçekçi de bir kiralama olur bence. Bir de bu var. Bu ikisi arasında kafası daha iyiymiş bunun. Özellikleri aşağı yukarı aynı. Hangisi bizim oyunumuza daha uygun? Bu galiba. Yo, bu. Aşağı yukarı. İkisi de sağ ayaklı mı? İkisi de sağ ayaklı. Hadi yeşile gerçekçi olmaz. Okey. Real Pay'i alalım o zaman ya. O Vita oyumu alsam onda da bir aklım kaldı ama. Hadi Real Pay'i alalım. Fiziksel özellikleri de daha iyiymiş. 6 aylığına gel bakalım Real Pay. Alma opsiyonu yapıştırsam mı? Neyse şimdi reddedilir falan, zamanımız yok. Hadi inşallah gelir. Ya bende çok fazla yaman var ama PES FIFA Global'in genel yamasını indirebilirsiniz. Bendekilerin hepsi vardır. Daha fazlası da vardır. Okey, son transferimiz Real P geliyor ve transfer sezonunu bitiriyoruz. Maalesef oyuncu satamıyoruz. 4 tane falan santraforumuz var şu an. Evet. Ben Arfa tabii ki sakat. Onarçu'yu, Team Spirit'i de arttırıyor. Süper. Hemen aldık. Bolasi'ye yapıştırıyorum. Pellegrini başka yerde oynayabiliyor mu? Oynayamıyor. Onarçu oynayabiliyor mu? O da oynayamıyor. 4-4-2 düşünebiliriz bir tane ama. Biancone. Ah, o birazcık Spirit'i düşürüyor ama. Olsun, bayağı bir farkı var. Real P'de biraz düşürüyor ama önemli değil. Bunlardan hangisi daha iyi? Fry mi yoksa McNair mi? Ve hangisi daha genç? Fry 26 yaşında. Hızlanması biraz düşük. Geri kalan iyi. McNair 28 yaşında. Evet. McNair birazcık daha kötü olanmış. Kaptanımızmış ama. Real P'yi alabiliriz. Oha, hiç benzemiyor oyundaki haline bu fotoğrafya. Bu kadar mı alakasız olur yani? Evet, takım rolleri iyi. Çok aşırı dikkat etmiyorum. Etsem iyi olur ama, haklısın. Şeye dikkat ediyorum. Team Spirit'i arttıran takım rolü aşırı işe yarıyor. Birkaç tane öyle takım rolü var. Genelde onlara bakıyorum. McNair'ı da buraya alalım. Pellegrini burada kaldı. Şimdi evet, yedek kalecisi Diaz. Santraforumuz Pellegrini. Kanadımız Emre Mor ve Amrabat. İsmail Gutierrez buraya geliyor. Evet. Şöyle bir yedek listesi mantıklı gibi. En yakınlarında da McNair'i koyamadık. Ha, gerçi koymamıza gerek yok zaten. Evet. Bir de Ben Arfa gelecek buraya işte. Fisher'ı da şuraya alalım. Hani öyle şeyler var değil mi? İyice dikkat etmek lazım aslında. Tamam, genel taktiğimiz bu şekilde olsun. Bunları ayarlayalım. Bir de 4-4-2'yi de düşünürüz. Gerçi hem Pellegrini hem Onacho olmaz. İkisi de aynı tip.
Adrian Yorgun yedek kalecimize gün doğdu. Haydi. Adrian takım için çok önemliymiş ama dinlendirmemiz şart artık. Diaz gelsin. Takım ruhu bayağı bir etkili oyunu. Bu arada stoperimiz daha iyi durumdaymış. Real P'ye başka gün mü bakarız? Başka gün bakarız. Görmedim Erkan. Engalemeleu kötü. Onda nerede? Tabii ki. Emre Mor'u buraya alalım. Mert Hakan ilk 11 mi? Amrabat mı? Amrabat gibi. Amrabat. İyi mi? Isırdı mı? Mert Hakan olsun. Hayır hayır buraya koyma. Ne olur? Hayır ya. Hayır vallahi rahat durmuyor Ece. Ece. Bekleyin arkadaşlar. Haku'yu atıyorum. Geldim. Be Caped 20. ayı hoş geldin. Dattera'yı 10. ayı çok teşekkürler. Reurect'in çıtırlığı. Hoş geldin Reurect. Young Caesar'ın 2. ayı. Ona da çok estağfurullah yani ona da çok teşekkür ederim. Gözü görülür bir etki mi? Nasıl fark eder takım ruhu? İşte böyle ortadaki toplara falan daha iyi atlıyorlar. Vesaire vesaire. Takım daha uyumlu oluyor. Birbirlerinin koşularını daha iyi anlıyorlar falan filan. Diye okumuştum. Kendim test edip de bulduğum şeyler değil bunlar ama böyle yazıyor internette. Ve etkisinde bence hissediyorsun oynarken. Takım bir anda akmaya başlıyor. İşte taktik oturuyor gibi düşünün. Çok daha iyi oynamaya başlıyorsun yani. Team Spirit. Artınca. Beraber oynadıkça artıyor evet. Spikeriniz Arda Emin Zevkliler. Hadi bir de spikersiz yapalım. Bir de seyircisiz yeni aman spikersiz yeni oyuncularımızı test edelim. En azından bir kısmını. Evet biraz problemli bu kamera. Bu statta ne dersiniz? Evet sapık Anıl ne oynarsam izlemiyormuşsunuz anladığım kadarıyla. Yayın başında kardeşlerim falan gibi sizlere övüşüm biraz boşa gitti. Penaltı yaptırıyorduk ha. Allah bu nasıl kamera? Neyse oynuyorum ya. Çok orayı görmesem de olur. Bu pası yemezsin. Bu arada onu açıyor. Resmen dev gibi gözüküyor sağda. Bilmiyorum görüyor musunuz ama. Gol. Hadi lan oradan. Değilsiniz burada. Caner vursam mı buradan ya? Vurmayayım. Ya... Doğru adamı seçmedi bile. Öyle bir öyle algılayamadı pası. Keşke elimle kendim şey yapsaydım. Evet Emre Mor'un face'i güldüğü için hep gülüyor çok komik. Ah be Caner. Dövüp mövüp alsa Caner'in orada foul yapmama ihtimali yok ya bu arada. Şu. Kamerayı biraz düzelttik ha. Hadi oradan sapık.
Peki. Geliyor. Reyda tam mod mu olur ya? Turuncu. Sağ ol kardeşim, hoş geldin. Aman. 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 Ah, çok teşekkür ederim. Ece bana lime'lı soda getirdi. Yapma. Öyle bir şey yok. Evet evet. Caner orada kesin foul yapardı yani. Çok kötü oynuyorum bu arada bu maç. Niye böyle oldu? Kamera değişikliği falan mı bizi şey yaptı? Yoksa yoruldum mu? Evet. Bu kamera gerçekten olacak iş değil bu arada. Asla göremiyorum şu an. Bir şeyler yapıyoruz ama. Ya bu böyle mesela böyle modlayacaksan modlama ya. Yapma bu stat modunu yani böyle yapacaksan. Bu ne abi? Modlama yani bu statı. Ya şunları bir kontrol et ya. O saçma sapan detaya ihtiyacımız var mı gerçekten? Aa, çok kötü orta yaptım. Bak şimdi bu ne yani? Hiçbir şey göremiyorum ya. Top çıktı mı? Ne oldu? Ey Allah'ım, yapacağınız. Ben bunu nasıl kurtulacağım abi bundan ben? Yakınlaştırsam olmuyor. Böyle mi oynayacağız yani? Şöyle mi oynayalım? Altından mı bakalım? Ne istiyorsun benden? Doğru düzgün yapın şu yamaları ya. Allah Allah. İnsan oynayacak ya. Böyle çubukla oynayalım. Rize stadı şimdi oldu. Allah, daha kötü oldu lan. Allah'ım ya. Yapma yapma. Sen mod yapma yani. Sen bu oyuna mod yapma. Böyle yapacaksan yapma abicim. Çatıdan izleyeceğiz maçı sizin yüzünüzden. What? Bu sefer de çatıyın. Abicim senin derdin ne? Sen ne istiyorsun benden ya? Doğru düzgün bir kamerayla maçı oynayamayacak mıyım ya? Bu nasıl bir stat modu ya? Birmingham'ın stadı neymiş? Silin oyundan, kaldırın. Bir tane maç keyfimiz var, gol yiyeceğiz. Bak. Şu kameraya bak ya. Bu bile olmuyor yani. Nasıl bir stat modladınız ya? Yemin ederim. Drop mu geldi? Geçmiştir şimdi. Bu serverlar hala düzelmemiş ya. Bu yayında normalden daha fazla mı oldu?